Tabii ki hak etmedi yani. Hak etmesi olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi yani? Millet olarak irademizin yanındayız yani. Peşindeyiz. Sonuna kadar yanındayız İmamoğlu'nun. Sizce Ekrem İmamoğlu bunu hak etti mi? Hak eder mi? Benim işim ne burada? Hukuk mu var? Adalet mi var? Ne var bu memlekette? İşte geldik ki en azından çocuklarımızın bir ufuk, bir ışık doğdu. Hiç olmazsa burada bir güç gösterisi yapalım. Ekrem Başkan'ı yalnız bırakmamak adına. Tabii ki hak etmedi. Herkes şunu bilsin ki bu Türkiye Cumhuriyeti 100 yıldır sahipsiz kalmadı. Hani soranlar var ya, Erdoğan giderse ben kime oy vereceğim diye soranlar var ya, oy vereceğiniz çok güzel insanlar var. İktisatçılarımız, ekonomistlerimiz, profesörlerimiz çok fazladır bu memlekette. Hiç kimse merak etmesin. Ekrem İmamoğlu gibi, Kılıçdaroğlu gibi, Millet İttifakı gibi o kadar cömert, o kadar cesur insanlarımız var ki bu Türkiye sahipsiz kalmaz. Hayır, kesinlikle hak etmedi. Ekrem İmamoğlu tabii bu yapılan haksızlığa karşı çok sağlam bir sert bir yanıt verdi. Aslında yani şu an Cumhur İttifakı'nı kendi kendine kurduğu bir tuzak. Yani biz İzmit'ten kalktık geldik. Biz zaten Millet İttifakı'nın taraftarıyız. Ama şunu görüyorum. Şu dünkü olaydan sonra Millet İttifakı'nın oyu minimum %5 ile %10 arasında arttı. Sağ olsun bunu yapanlar. Ben İBB çalışanıyım. İlk önce bizim İçişleri Bakanımız bize terörist dediği için onu esefle kınıyorum. Dolayısıyla ben 20 yıllık İBB çalışanı olarak AK Parti döneminde de çalıştık. Böyle bir ithamı bize lütfettiği için çok üzüldük. Bu kırgınlığımız aynı şekilde Ekrem Başkan'ın dünkü gelişen olayında da devam ediyor. Ama aşacağız bu günleri. Her şey çok güzel olacak. Kesinlikle hak etmedi. Vallahi oyumuzu verdik, sahip çıkmaya geldik. Her şey daha güzel olacak yani. Hak etmedi. Aslında hak etti tabii. Bu kadar insanın kalbini çalarak yani bir ceza çekmesi lazımdı yani. Bence de hak etmedi. Muhakkak bu toplum tarafından karşılığı olacaktır. Ahmak kelimesinden eğer bu ceza verilecekse baştan İmamoğlu'nun yaptığı bir hata var. Madem böyle kendisine ahmak suçlamasında bulunan insanlar var, niye kendisi dava açmadı? Demek ki oturaklı bir insanmış. Demek ki bu tür şey polemiklere girmek istemeyen bir insanmış. Bence hak etti. Yeterince korku saldığı için bence hak etmiştir böyle bir şeyi diye düşünüyorum. Evet. Bu korku yeter. Bence hak etmedi. Yani çok ağır bir cezalandırma oldu. Bu da yani tahminime göre iktidarın için büyük bir rakip olduğu için onu bertaraf etmek istiyor. Başka bir şey yok. Bir de gündemi değiştirmek istiyorlar. Şu anda insanlar açlık, sefalet içerisinde. Yarından umudu yok. Yani bir güvencesi yok. Çalışanların, işçilerin, emeklerin yarın diye bir şey kalmadı yani. Bunu örtbas için gündemde değiştiriyorlar. Yazıklar olsun. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Bu ülke bunları hak etmiyor. Atatürk Cumhuriyeti bunu hak etmiyor. İnşallah önümüzdeki seçimler çok güzel olacak yani. Ülkemizin geleceği çok güzel olacak. İmamoğlu bu hiçbir şey hak etmedi. Ekrem İmamoğlu alnının teriyle buraya geldi ve bu gördüğünüz kalabalık her zaman Ekrem Başkan'ın arkasındayız. Ekrem Başkan bunun içinde de sıyrılıp çıkacak yani. Hiç kimsenin etkisi şey olmasın, kuşkusu olmasın. 16 milyon İstanbullu Ekrem Başkan'la beraber burada bugün. 20 senedir zaten bir hukuksuzluk yaşıyoruz. Türkiye'de hak, hukuk, adalet diye bir şey yok. Anayasa yok. Anayasayı tanımıyorum diyen bir insan bizi 20 senedir yönetiyor. Bu aşamaya aslında kolay geldik. Çünkü bu ülkede 2,5 milyon mühürsüz oy sayıldı. Anayasa değişti. 3+1 oy kullanınca biri sayılmadı. Oylar iptal edildi. Yine sesimiz çıkmadı. Şimdi de yine sesimiz çıkmazsa yani işimiz zor. Yine kazanacak olan biziz. Çünkü mücadele etmemiz gerekiyor. Bütün kurumlar alt üst oldu. Yasal hiçbir şey yapılmıyor. Tamamen yapılanlar illegal. Yani anayasaya göre hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir hukuk hiçbir yerde işlemiyor. Düşünsenize yani bir ahmak kelimesinden adam ceza çıkartıyor. Yani savcı ceza çıkartıyor. Ben ilkokul mezunuyum. Yani onu okusam, onun karşılığını okusam yani anlaşılır. Yani bir savcı bunu anlayamıyorsa artık geleceğimiz adaletin, nokta. Adaletin bittiği anlamına gelir bu. Şu anda Türkiye'de adalet yok. Ama şu var. Saddam'ı asarken şey diyor, Saddam diyor bu yasalarla beni asamazsınız diyor. Yani anti yasalar veya işte bu suçları ben işlemedim. Hakim diyor ki bu yasaları sen yaptın. Yani ne demek istediğimi günü gelince, zamanı gelince bu yasayı yapanlar, bu hukuksuzluğu uygulayanlar kendilerine uygun. Ama unutmasınlar biz yine sahip çıkacağız. Biz onlara da sahip çıkacağız. Biz iki kere bu seçimi kazandık. Bu sefer daha üçüncü sefer basa basa daha da yüksek oy potansiyeliyle Ekrem Başkan'ı yedirmeyeceğiz onlara. Her zaman Ekrem Başkan'ın destekçisiyiz burada. Kendi yaptıkları pislikleri örtbas ediyorlar. Adamın yapmadığı şeyi yüzü burada suçlu buluyorlar. Böyle bir adalet yok. Adaletin olmadığı yerde insanlık olmaz. Ben şeyi de unutmamak gerekir. Yani bugün
Kadir Topbaş niye görevden alındı? Melik Gökçek niye görevden alındı? Balıkesir'in belediye başkanı niye görevden alındı? Yani hiç yargılanmadan, hiç hesap vermeden nereye kadar bu? Düşünsenize bir ahmak kelimesi yüzünden 5 milyon oy almış bir insan görevden alınma tehlikesiyle karşı karşıya. Fakat bugün 100 milyarlık bir rant ve yolsuzluk olan İstanbul'da hiç araştırılmıyor. Hiçbir şey araştırılmıyor. Verilen dosyalara hiç bakılmadı. Yani gelince İmamoğlu bir dosya verdi İçişleri Bakanlığı'na. Hiç araştırılmadı. Yani bunların da hesabı sorulacak. Ya ben bir Kürt insanı olarak tabii elbette geçtiği seçimde biz Kürtler destekledik. Oylarımızı da verdik. Ama ne hikmet ise, kusura bakmayın, biz Kürt halkı olarak demokrasi, adalet, hak, hukuk için bunların yanında yer aldık. Ama bizler için, yani bizler derken Kürt halkı için maalesef bu altı masada oturan altı liderin özellikle Kürtler için herhangi bir şeyi söylediklerini, tam tersi bazı o altı masadaki liderlerin Kürtler için hoş olmayan şeyler söyleniyor. Biz Kürt halkı olarak artık eski Kürt değil, bilinçlenmiş, örgütlenmiş bir halkız. Eğer Kürtler için, eğer kim ne verirse elbette biz bunu değerlendiririz. Hadi biz Kürtler politik olarak bugün dünyaya demokrasi dersi vererek yanındayız derken tabii buradayız. Bence bunlar hak etmedi. Yani seçilmiş, yani 16 milyon nereden baksan 9 milyona yakın insan oyunu almış. Bugün İstanbul'da hiçbir şey olmazken 2 sene 7 ay hapis vermekte hani bizi şaşırtmıştır zaten. Bizim oylarımızda seçilmiş bir insanın zaten başka bir şey beklemez ki böyle bir hükümetten. Yani bu kadar görüyorsunuz bu kalabalığı. Biz işimizi gücümüzü bırakarak geldik. Esnafız. Ama biz burada şunu görüyoruz. Bu kadar insanın buraya gelmesinde demokrasiye sahip çıktığını görüyoruz. Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktığını görüyoruz. Seçilmiş bir belediye başkanına sahip çıkmak nasılmış? Bugün İstanbul, yarın başka yerler. Bu yüzden herkesin buraya sahip çıkması gerekiyor. Buraya gelmesi gerekiyor. Ben muhalif sevgili genel başkanların hepsinin buraya geldiğini duydum. Çok mutlu oldum. Demek ki neymiş? Demokrasiye balta vurmak. Bugün görecek herkes ne olduğunu. İşte Tutku, işte Tutkal, işte Mustafa Kemal. Gençlere emanet. Bugün burada demokrasi için buradayız. Ekrem İmamoğlu'nu AKP'lerin de buraya gelmesini bekliyoruz. Bir gün adalet onlara da lazım olacak. CHP geçmişte bunun örneğini gösterdi. Şu anki Cumhurbaşkanı CHP'nin oylarıyla burada işte. Aynı şeyi biz de onlardan bekliyoruz. Bizim oyumuzu kimse çalamaz, çaldırtmayacağız. Ekrem İmamoğlu başkanımızdır, başkan olarak kalacak. Daha yükseklerde bekliyoruz, onun için buradayız. Bunu ilave edecektim. Şimdi tabii elbette yıllardan beri biz bu mücadeleyi veriyoruz. Yani Türkiye'mizde maalesef adalet, hak, hukuk diye bir şey kalmamış. Doğrudur bu. Ben şunu diyorum, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanımız, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanımız, Van Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer belediye başkanlarımız. Kayyum atandığında maalesef kimse bize sahip çıkmadı. Bu yapılan haksızlık, adaletsizlik, hukuksuzluk 16 milyon İstanbul'a yapılmıştır. Seçimle kendisi gelmiştir ve diğer karşı taraf yasalar, avukatlar, hakimler hepsi bir dış gücün esiri olmuştur. Ve bunu bütün halk olarak kınıyoruz. Hak etmedi. Tabii ki hak etmedi. İzmit'ten geliyoruz. Sonuna kadar arkasındayız. Yani böyle bir şey söylemek akla gelmesi bile akla ziyan bir durum. Hiç kimse hak etmez değil İmamoğlu. Hiç kimse hak etmez. Sandıktan kendileri çıkınca millet iradesi, sandıktan başkası çıkınca limon sandığı, yok öyle şey. Bunun hesabını verecekler. Yani bir kişinin ifratıyla bu oldu. Onun için ben kınıyorum. Çok üzgünüz. Yani adalet böyle olmamalıydı. Hak etseydi bizim burada ne işimiz vardı? Hak etmedi. Bu Türk milletine yapılan bir haksızlıktır. Sadece Ekrem İmamoğlu'na değil, Türk milletine. Kınıyorum, lanetliyorum. Hak etmedi. Hak etmedi çünkü bunlar sandıkta yenemeyenler. Yargısal yolla inmeye çalışıyorlar. Ve aynı zamanda bu Ekrem İmamoğlu'na birlikte davranan bütün bu altı partinin gelecekte bu ülkede gerçekten çığır açacak ve iktidara geleceklerini gösteriyor. Bu zulüm bir gün bitecek mutlaka. Ekrem İmamoğlu da hak ettiği yerde duracak, daha da büyüyecek. Ama buna zulmedenler bir gün yaptıkları zulümde boğulacaklar.
Tabii ki hak etmedi. O yüzden buradayız. Hak etmedi. Hak etmedi. Asla. Bu adalet, zaten bu adaletsizlik için buradayız. Bunu Ekrem İmamoğlu da hak etmez, hiç kimse de hak etmez. Çünkü gayri hukuki bir şey. Yani hiçbir akıl, mantık, vicdan bunu kabul etmez. Hak etmedi. Seçilmiş bir lider. Ancak sandıkta gider. Hayır, hak etmedi. Hukuksuz bir davranış yani. Adalet herkese lazım. Herkes için adalet diyorsak bu çok haksızlı bir şey. Böyle bir ceza yok zaten. Hukukçular anlatıyor. Böyle bir ceza olmaması gerekiyordu. Oldu, yapabildik. Halk burada. Kesinlikle hak etmedi. İki defa seçilmiş bir adam buna gider mi? Mümkün mü yani? Yorumlarınızı alıyorum. Yorumlarımızı Cumhurbaşkanı yapacağız. Ekrem Başkanı. Hak, hukuk, adalet. Hak etmedi. Geleceğin Cumhurbaşkanı. Geleceğin en büyük siyaset lideri bu olacak. Hak eder mi hiç ya yani? Ya, hak etmedi yani. Hak etmedi. Hak etmedi. Bu hukuk okuyan bir öğrenci olarak şunu söylüyorum ki bu yargıya vurulmuş bir darbedir. Ağır bir darbedir hem de. Ama gidecekler ve yargı, adalet, eğitim hepsi düzelecek. Hak etmedi. Hiçbir zaman hak etmiyorum. Bunun cezasını çekecekler. Bunu sanına sebep olanlar cezasını çekecekler. Hak etmedi tabii. Hak etmedi buradan belli değil mi? Günah keçisi oldu Cumhurbaşkanımız. Kendisini rakip görüyor. Çünkü İmamoğlu AKP'den de oy alır. MHP'den de oy alır. Her kesimden oy alır. Bunu onlar çok iyi biliyor. Bunu önünü kesiyorlar. Yani kendileri, ama önce vatan demiyorlar. Önce biziz diyorlar. Siyasi bir karar. Kesin döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Kesinlikle etmedi. Çünkü bu ülkede 6 yaştaki çocuklara yapılanlar, yapanlar dışarıda geziyor. Bir ahmak lafıyla Ekrem İmamoğlu'na bu yapılmamalıydı. Biz buradayız, onun yanındayız. Hep beraber yürüyeceğiz. Teşekkür ederim. Sonuna kadar İmamoğlu. Sonuna kadar İmamoğlu. Tabii ki de hak etmedi. Yani şu an yanındayız. Haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Onu desteklemek için buradayız. Tabii tabii. Adama Ekrem İmamoğlu geldi geleli bunlarla uğraşıyor. Yazık, günah. Allah bildiği gibi yapsın. Biz onun yanındayız. Bak, ben 66 yaşındayım. Onun yanındayız. Ama çok yanlış yapıyorlar. Böyle bir şey olamaz. Olamaz böyle bir şey. Böyle demokrasi olmaz. Olmaz böyle demokrasi. Bırak adam rahat çalışsın. Bak ne güzel işler yapıyor. Her şeyini kısmasına rağmen ne güzel işler yapıyor. Mükemmel işler yapıyor. Biz son derece memnunuz. Memnunuz kızım. Çünkü her şeyle ilgileniyor. Bak, fakir fukaraya bakıyor. Elektriği suyu kesilen vatandaşa hizmet getiriyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Adam her şeyle uğraşıyorsun be kardeşim ya. Bırak ya. Bırak ya. Böyle bir şey olur mu ya? Ayıp ya. Ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Böyle bir demokrasi olmaz. Neymiş? Ahmak demiş. Böyle bir şey olur mu ya? Karadeniz yöresinde bu söylenir. Böyle bir laf vardır. Ama yazık, günah ya. Böyle bir şey olur mu çocuklar ya? Her şeye adalet yerini bulacaktır. Bak, Ekrem Başkan genç, dinamik, böyle bir belediye başkanı gelmedi İstanbul'a. Bu Ekrem İmamoğlu'na yapılmış bir davranış değil. Bu aynı zamanda bu karar İstanbul halkına karşı alınmış bir karardır. Bu karar İstanbul halkının protestosunu, buradaki gelen insanlardan da anlıyoruz. Bunu asla affetmeyecek bu toplum. Bunlara gereken dersini verecektir. En büyük kötülüğü kendilerine yaptılar. Bu işte Türk halkına yapılmış bir hakaret. Bu bir hukuksuzluk. Adalet olmayan bir ülkede yaşam da olmaz. Ekrem İmamoğlu bunu hak etmedi. Bu bir gasptır. Bu bir eşkıyalıktır. Hayır, hak etmedi. Asla hak etmedi. Daha çok fazla suç işleyip dışarıda olanlar varken başkanımıza verilen bu cezayı asla affetmiyorum. O yüzden 31 Mart'ta başkanımıza nasıl sahip çıktıysak, 23 Haziran'da nasıl sahip çıktıysak, bugün de burada aynı şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sandık her zaman demokrasi olmuyor. Demokrasi bugün burada Ekrem Başkan'a, parti fark etmeksizin her şekilde herkesten, yani Türkiye olarak, bütün Türk milleti olarak sahip çıkma zamanı. Demokrasi bugün burada. Herkes demokrasiye sahip çıkmaya geldi. Ekrem İmamoğlu bunu hak etmedi. Çünkü bu sadece Ekrem İmamoğlu'na değil, demokrasiye inanan herkese yapılmış bir eylemdir. Bizler Diyarbakır'dan geldik.